Selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sana beraber iPhone'da otomatik rahatsız etme modunu nasıl açabilirsiniz ve kullanabilirsiniz bunu göstereceğim Öncelikle telefonumda burada ayarlara giriş yapacağım ayarlarım geldikten sonra burada Biraz aşağı kaydığımda burada odak kısmına gideceğim. Odak kısmına geldikten sonra zaten en başta rahatsız etme gözüküyor. burada rahatsız etmeye geleceğim ve burada alt kısımda otomatik olarak aç kısmı var. Burada tabii ki otomatik olarak aç kısmına burada bende kapalı olarak gözüküyor. Çünkü ben de otomatik olarak rahatsız etme modu açık değil. Buradan öncelikle bu şekilde zamanlamayı açacağım. Zamanlamayı açtıktan sonra herhangi bir saat belirlemem gerekiyor. Burada hem başlangıç hem bitiş saatini ayarlamam gerekiyor. Burada ben de örnek veriyorum saat 23 çift rahatsız etme modunu başlatmak istiyorum. Bu da başlattıktan sonra bitiş kısmına da ne zaman bitmesini istiyorsam otomatik modun. Burada onu seçeceğim. Mesela burada 09 çift bu şekilde seçtim ve seçmiş olduğum bu 2 saat arasında otomatik olarak rahatsız etme modu bu şekilde açılacak ve herhangi bir şekilde yani rahatsız etme modu tekrardan hani süre bitmediği sürece açılmayacak. Daha sonrasında saati de belirledikten sonra alt kısımda inle kısmında burada bende bütün günler seçili olduğu için bu şekilde gözüküyor. Ama siz ayarlamak istediğiniz örnek veriyorum. Ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bu şekilde ayarlamak istiyorum. Ve burada zaten alt kısımda hafta içi diyor. Veya burada tam tersi hafta sonu veya belirli günleri bu şekilde seçtiğinizde bu günlerde otomatik olarak belirlemiş olduğunuz saatler arasında rahatsız etme modunu otomatik olarak açacaktır. Burada dediğim gibi tarihimizi, saatimizi, her şeyimizi belirledikten sonra artık bu saatler içerisinde ve bu günler arasında otomatik rahatsız etme modunu bu şekilde açacağız ve kullanabileceğiz. Tekrardan kullanmak istemezseniz de zamanlamayı burada otomatik olarak kapattığınızda artık herhangi bir şekilde otomatik rahatsız etme modunu kullanmazsınız. videomuz buraya kadar dostlar umarım videomuz içinize yaramıştır. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone'da otomatik rahatsız etme modunu nasıl açabilirsiniz ve kullanabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere de destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın satınarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.